Frankfurt'tan İstanbul'a kucak dolusu sevgiler. 10 yıl önce İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyken koridorda gördüm yarışmanın afişini. Ödül törenine davet edildiğimizde çok mutluyduk, sevinçliydik ama bir o kadar da şaşkındık. Çünkü yarışmayı kazanacağımızı düşünmüyorduk. Yarışmayı kazanan 3. grup anons edildiğinde grup adıyla anons edildi. 2. grup grup adıyla yine anons edildi. 1. grup grup adıyla değil, proje adıyla anons edilince biz hiç üzerimize alınmadık. Ve salonda kısa bir süre bir sessizlik yaşandı. Biz birbirimize baktık. Bir dakika ya, bu bizim projemiz deyip öyle ayağa kalktık ve ödülümüzü aldık. Bana bu ödülün dışında kattığı bir şey, o zaman jüride bulunan ünlü heykeltıraşımız Mehmet Aksoy ile olan dostluğum. Öğrencilere tavsiyem mümkün olduğunca yarışmalara katılmalarıdır. Çünkü okulda ve iş hayatında yapamayacağınız tasarımları yarışmalarda yapabiliyorsunuz. Betonik Fikirler Yarışması'nın bu yıl 10. düzenleniyor. Katılan bütün öğrencileri tebrik ediyorum. Yarışmayı okuldaki afişlerden takip ediyorduk zaten. Olabildiğince çok yarışmaya katıldım. Yarışmalar özgür düşünce ortamı sunmakta ve rekabet de potansiyelin zirveye taşımamıza yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla kazansanız da kazanamasanız da bu süreçten mümkün olduğunca keyif almayı bulun. Bu ödülün yeri bende her zaman çok özel olacak. Umarım siz de bugün benim o gün orada olduğum kadar heyecanlısınızdır. Hepinize başarılar dilerim ve bu organizasyonu 10 yıldır sürdürmekte olan Akçans ailesine de çok teşekkür ederim. Birinci Buzdur isimli grup, Grup Perke. Bu benim kazandığım ilk ödül. Dolayısıyla çok heyecanlıyım. Bu davet bize de kendi kişisel deneyimimizi tekrardan hatırlattı. Ve gerçekten çok özel anlarımızın olduğunu bütün ekip arkadaşlarımla yeniden paylaştık. Bu aslında çok önemli bir fırsat. O ana kadar ekip olarak bir proje üretme şansınız olmamış olabilir. Öğrenci yarışmaları bu anlamda birlikte çalışmayı deneyimlemek, fikirlerinizi birbirinize açık bir şekilde ifade etmeyi deneyimlemek için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Akçansa da bu anlamda bize çok önemli bir ortam sağladı. O ödül alma durumu tabii ki çok daha özel. O da herkesin yaşaması gereken bir duygu olduğunu düşünüyorum. Çünkü o zaman aslında ya bu meslekte niye varsınız ve nasıl öteye götürebilirsiniz, nasıl daha iyisini yapabilirsinize dair bir şevk sağlıyor. Akçansa ekibi sizi asla unutmuyor, mutlaka hatırlıyor. O her onların mailiyle o duygularınızı tekrardan hatırlıyorsunuz. Bizi davet ettiğiniz için, deneyimlerimizi hatırlattığınız için, genç meslektaşlarımızla bizi buluşturduğunuz için Akçansa'ya tekrar teşekkür ediyorum. Tüm ödül grubunun ve yarışmaya katılan bütün ekip arkadaşlarının heyecanını paylaşıyorum. Başarılar diliyorum bundan sonrası için.